Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Matematiğe ilk adım kampında geldik 22. adıma ki insanı şöyle bir hüzün kaplamıyor değil değil mi ya? Baksana alışmıştık şöyle seninle birlikte her gün buluşmaya. Elimizde kalem önümüzde kağıt birlikte çözmeye. Ardından elimize kitapları alıp o ödevleri o soruları parçalamaya. Ama gel gelelim bu kampın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki başlığımız ne dersen? Başlığımız rasyonel denklemler. Gerçi sonuna geliyoruz bir hüzün dedim ama her ayrılık bir hüzün olmuyor. Bu ayrılıklar gerçekten mutlu ayrılıklar. Çünkü bir kamp bittiğinde bir konu, bir ünite ve hatta matematiğe ilk adım bitmiş oldu. Bu arada kitabı hep ters tutmuşuz ya. Hadi gel alalım. Sen önce kural şeyleri verelim. Ödevlerini kural ne ya? Önce ödevleri verelim bakalım. Neredeyiz? Tabii ki rasyonel denklemlerdeyiz demiştik. Rasyonel denklemler sayfa 172'de başlıyor kitabımızda. Sayfa kaça kadar gidiyor? Şöyle bir bakalım. 3 tane testimiz var ama ben sana sadece bugün bir tane ödev vereceğim. Tek bir test ödev vereceğim. Çünkü önce mantığını anlatacağız. Örnek temel sorularını çözeceğiz. Yarın o profesyonel sorulara geçeceğiz. O sınavlarda çıkabilecek soru tarzları daha çok yarın olacak ama bugün konuyu iyice bir kavratmam gerekiyor sana. Sayfa 174'ü e açıyorsun. Sayfa 175'i e açıyorsun. Orada test bir var. 16 tane çok güzel sorumuz var. Bu konuyu kavratacak. 176, 177 de çözebileceğin soruları olacak. İstersen test 2'den şöyle bir kurcala yapabilirsin. Buna inanıyorum ama test 3 falan oralara girme. Bekle beni. Beraber gideceğiz oralara. Beraber halledeceğiz onları. Şimdi hiç uzatmıyorum. der gelsin diyorum sana. Matematik ilk adım kampında. Rasyonel denklemlerde adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Hatta biz buna aşama aşama diyelim. Çünkü 22. aşamadayız be güzel arkadaşım. Aç bakalım ne var karşımızda? Rasyonel denklemlerin çözümü. E, geçen ders denklem çözümünü anlattık. Artık renklem çözümünü biliyorsun. Rasyonel olunca ya hiçbir şey değişmiyor ki. Belli başlı noktalara dikkat edeceğiz. O noktaları anlatacağım şimdi ben sana özellikle. Rasyonel denklemlerin çözümü birinci dereceden denklemlerin çözümleriyle aynı yapılır. Tamam. Aa buradan tip sorular gelecek. Her soru tipinin başına şu e, bizim kağıtlardan e, sticker mı deniyor ha? Stickerlardan koyduk. İçler dışlar çarpımı. Ki benim en çok kullandığım taktiklerden biridir. Ben bunu çok fazla kullanıyorum. Sen de kullanacaksın. X artı 2 bölü x eksi 3 eşittir 2 bölü 5 ise... Bu soruların tamamında şunu yapacağız. İçler dışlar çarpımı. Misal bunu 5 ile çarpıp geleceksin. 5 çarpı x artı 2 yazacaksın. Bu arkadaşı 2 ile çarpıp geleceksin. 2 çarpı x eksi 3. Olay bundan ibaret. Bunu yazdıktan sonra, sonra soru zaten bitiyor. Gerisi birinci dereceden denkleme dönüşüyor. Şimdi kolay sorularıyla başlayalım. Kalemin ucunu ısındırıyoruz biliyorsun. Isındıktan sonra varsın o soruların içinden geçeceğiz. Şimdi bu soruya bak dur ya önce bir soruyu söyle hocam. X bölü 4 eksi 2 eşittir 3 ya. Bu eksi 2'yi alacağım karşıya atacağım. Çünkü bu haliyle ben herhangi bir içler dışlar yapamam. O halde yazdım. X bölü 4 eşittir. Eksi 2 karşıya nasıl geçti? Artı 2 olarak geçti. Karşısı kaç oldu? 5 oldu. Şimdi diyorum ki ya arkadaş bu soru nasıl çözülecek? Bunun altında bir paydasını kabul edeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapacağız. X ile 1'i çarptım. X 4 ile 5'i çarptım. 20. X eşittir 20. Evet fazla kek soru. Ama öğrenmek için gerekli bir soru değil mi? Şimdi öğretmeye devam edelim o zaman. Farklı bir soruyla yine. Üst tarafı biraz karıştırdım. 3x eksi 4 bölü 2 gibi. Aşağıda yan tarafa da eşittir 4 yazdık. Bu soruda da içler dışlar yapacağız. Aynen öyle. Ama yapabilmen için karşı tarafın paydasına 1 yazmak zorundasın. Yazmadan yapamıyoruz. Yine ben içler dışlar için çarpımlarımı hazırladım. 3x eksi 4'ü 1 ile çarptığımda sonuç değişmeyeceği için aynen yazdım. Geldim yan tarafa. 2 kere 4'e ne yazdık? 8'imizi yazdık. Onu da bitirdik. Soru bitmedi. Yan tarafa niye geçiyorsam. Eksi 4'ü aldım karşıya attım. 3x dediğim şey 4, 8 daha. Kaç yaptı? 12 yaptı. Her tarafı x'in önündeki kaç sayı olan kaça bölüyorsun? 3'e bölüyorsun. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. 12'yi 3'e böldüğünde kaç geldi? 4 geldi. Yapıştırdım 4'ü cevabı. Geçtik sorunu kendisine. Hallettik mi? Ben şöyle yerleşemedim bugün. Niye böyle oldum? Rahat edemedim bir türlü. Pozisyon mu değiştirdik? Ne yaptık? Yok aynıyız. Peki soruda şöyle bir şey yaparsak. Karşı tarafı işte paydasına bir falan yazma olmasa. Direkt işler dışlar çarpımı soru. O da gelebilir. Hepsini çözeceğiz. X artı 1'i 1 ile çarptığında X artı 1 gelecektir. 2 ile 3'ü çarptığında 6 gelecektir. Aldım biri karşıya attım. X eşittir. 6'dan bir çıktı. X'in cevabı kaç geldi? 5 geldi. Vurdum cevabı 5'e. Çağır, çağırdım. Geldim ikinci soruyu. Şimdi soruları artık level'ı yükseltmeye başlıyorum. Farklı tipteki sorulara geçiyoruz dikkat edersen. Bunları da çözdük mü? Tamamdır bir iş. Halledeceğiz biz senle bunları. Tabii işler dışlar çarpım kısmını hallediyoruz değil mi önce? Bununla bunu yazacağım. Hocam sen kimi sola kimi sağa yazıyorsun diye aklına bu soru gelmiş olabilir. Ben de şöyle yapıyorum. Kimi daha büyük sayı ile çarpıyoruz? 6'yı x. 6 daha büyük O zaman ben önce sola bunu yazıyorum. Sola büyüklerin gelmesini sağlıyorum nedense. Ben böyle rahat ediyorum seni bilmem. Bak 6 ile kaçı çarpacaksın? x eksi 3'ü çarpacaksın. 4 ile kimi çarpacaksın? x artı 3'ü çarpacaksın. Önce bunları bir yazalım. Bu birinci dereceden denkleme dönüştü mü dönüştü. Hani bu içler dışlardaki artık dağıtma işlemini burada yapabilirim. Bu işlemleri içeri dağıtıyorum. 6 ile x'i çarptık 6x. 3 kere 6 18. Ama eksi 18 eksiği unutma. 4 ile x'i çarptık 4x. 3 kere 4 yaptım sana 12. Aldım 4 xi bu tarafa attım. Eksi 18'i karşıya salladım ama dikkat et buraya. 6x eksi 4x olarak geldi. 12 oradaydı. Eksi 18 karşıya artı 18 olarak geçti. 6'dan 4'ü çıkardım. 2 tane x kaldı. 2 tane x eşittir. Bunları topladığımızda toplam 30 yapar. Her tarafı yapmam gereken tek şey sadece 2'ye bölmek. Bir de bir de senin beni takip etmeni sağlamak. takip etmeni sağlayalım. Gerisi problem değil. x eşittir. 15 dedim. Vurdum cevabı 15'i olayı bitirdim. 4. sayfadayım. Toplamda yine 17 sayfa. Artık bir klasiğimiz olmaya başladı 17 sayfa. 17 sayfada böyle ders süresi 35 dakikaları 30 dakikaları görebiliyor. Herhalde odaklandığımız maksimum süre bu olsa gerek. Bu yeterlidir diye düşünüyorum. Gelsin sıradaki. Şimdi öyle her zaman, her zaman armut piş ağzıma düş gelmez. Bazen soruya böyle bakar kalırsın. Ey çekirge sana söylüyorum. Ey güzel arkadaşım sana söylüyorum. Öyle bazen sorularda direkt içler dışlar yapamazsın. Önce bir görmen lazım. ince bakman gerekiyor. Ya dersin ki hocam bir eleman bu. Diğer eleman bu. Ama ben burada bir işlem yapamıyorum. Yapıyorsun aslında. Bu arkadaşı komple karşıya atmaya ne dersin? Bu soru da aslında bir içler dışlar sorusudur. Yazdım 5 bölü x artı 1 eşittir. Eksi diye vardı ya burada. Karşıya geçince ne oldu? Artı diye geçti. 3 bölü x artı 3 olarak buraya geçti. Ey güzel arkadaşım artık soru hazır. Kullan beni diyor. Ne diyor? Kullan beni. Yok onu demiyorum. Yani ne yapıyoruz burada? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 5 ile x artı 3'ü çarpacağım. 5 çarpı x artı 3'ü yazıyorum. İçler dışlardan ötürü buraya 3 çarpı x artı 1 yazıyorum. Ne yapacağız? Şu 5'i içeriye dağıtacağım. Arkadan ses geliyor mu sana? Ya kapıları kapattım mı? Çıldırıyor bu kediler. Bunların hepsinin huyu bu mu? Duman geldim yine. Ya bu duman arkadaşımız yıllardır böyle. Efendim duman. Gel, gel, gel. Şimdi de kaçtı. Bir şey yapacağım sandı, kaçtı gitti. Neyse. <laughs> ya arkadaş seni de böyle bırakıp gittim ama duman kardeşimiz yani <laughs> sağ olsun böyle yaptı. <laughs> en güzel arkadaşım devam ediyorum. Ya sürekli bağırıyor ya kapının önünde. <laughs> kapıya aç. 5x 3 kere 5. 15'i mi yazdım? Eşittir 3x artı 3. Tam sayı gelecek mi acaba ya? Bunu bu tarafa attım. 5 tane x'ten 3 tane x'i çıkarttım. 2 tane x kaldı. Eksi 15'ti. Artı 3 dedik. Ha, elimdeki eldivenden korktu bak şimdi düşündüm. Bundan korktu muhtemelen. Eksi 15 artı 3 tane yapar. Eksi 12 yapar. Yapacağım tek şey her tarafı 2'ye bölmek. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Cırt sana cırt sana. Şöyle yan tarafa geçtim. X eşittir. Eksi 6 çıktı. Vurdum cevabı eksi 6'ya. Çağırın gelsin dedim. Gelsin bakayım sıradaki soru. Dedik ya öyle her zaman hazır olmaz. Öyle paket servis yoktur. Self servis çalışıyoruz biz. Misal burada da işler dışlar çarpımında direkt mevzuya giremiyorsun. Ya hocam burada eksi 1 bölü 4 var. Sen ne yapıyordun normal denklemde? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. İşte onu da yapacaksın burada. Her zaman sayılar böyle yan yana durmazlar. Onu senin düzenlemen gerekir. 3 bölü x eksi 4'ü yazdım. 1 bölü 2 ev sahibiydi. Kimi gönderdim ben yanına? 1 bölü 4'ü nasıl gitti? Eksiydi artı olarak gitti. Peki hocam şu şimdi de olmaz işler dışlar. E dedik ya düzenleme yapman lazım. Sen rasyonel sayılarda artık toplama çıkarma çarpma bölmeyi bilen insansın. Şunu ben bir kenarda toplayayım mı bak. 2 kere 1 2 ilk kere 2 4 artı 1 bölü 4'ü var yanında toplamı. Toplam kaç çıkacaktır? 3 bölü 4 çıkacaktır. Şimdi her şeyim hazır. Ben artık temize çekiyorum. 3 bölü x eksi 4 eşittir 3 bölü 4. Artık soruyu bitirebilirsin. Nasıl bitireceğiz? İçler dışlar. Tam bu anda durmanı istiyorum. Varsa önce ne yapılır biliyor musun? Sadeleştirme. Tam kodlayamadım ama sadeleştirme yapılır. Sadeleştirme derken nasıl diyorsun hocam? Biri solda, biri sağda birbirinin katı olan sayılar varsa aynı hizada 3'te 3. Üç. Cırt sana, cırt sana 3'ü 3'e böldüm 1, 3'ü 3'e böldüm 1. Artık sadeleşti. Daha küçük sayılarla uğraşacağım. Niye daha büyüklerle uğraşayım? Böyle bir şansın varsa yapıyorsun hemen. Ve ardından yine yapacağın işlem. belli içler dışlar çarpımı. X eksi 4'ü 1 ile çarptığımızda yine x eksi 4 gelecektir. 4'ü 1 ile çarptığımızda yine 4 gelecektir. Eksi 4'ü karşıya attığımızda x eşittir 8 olacaktır ki bu denklemin sağlayan x değeri 8'dir. 6. sayfada bitti. Ayrıntılı çözümlere devam ediyoruz. Sen takip ediyorsun bizi, buradasın. Yakaladık. Devam bakalım. Hocam, tişörte takılıyorum diyen kaç kişi var? Ben her baktığımda ekranda şunu gördükçe yani böyle çekirge moduna girisi geliyor insan. Payda eşitleme. Evet, bazen sorularda burada yaptığımız gibi payda eşitleyebiliriz ama bu da yetmez. X bilinmeyenlerinde de payda eşitlemek gerekebilir. Hani illa karşı yatıp kurtulamadığımız dönemlerde mesela x eksi 1 bölü 3 artı x eksi 2 bölü 4 eşittir 3 bölü 6. Ya ne yapsan kurtulamıyorsun. İçler dışlar da para etmiyor burada. Ne yapacağım hocam? Payda eşitleyeceğim. Bak 3'e 4 nerede birleşirler? 12'de birleşirler. Bunu neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Tek yapman gereken bu. 4 çarpı x eksi 1 bölü 3 kere 4'ten 12 artı 3 çarpı x eksi 2 bölü 12 eşittir 2 e bölü 12. Bunu yaptın ya artık herkesin paydası eşitse paydaları görmezden gelebilirsin. Paydaları sadeleştirebilirsin. Burası olmadı hocam. Paydalar niye sadeleşti? Bir şey söyleyeceğim. Onu soru üstünde göstereyim mi? Ya bu da soru gibi de bunu çözmeyeceğim. Bu öyle örnekti bir nevi. Şimdi burada soruda da çözeyim. Bak önce kolay bir örnekle başlayayım ben sana. X bölü 3. E artı X bölü 2. E eşittir 5. Ya payda eşitleyeceğiz önce. Ya bak buna 2 yazıyorum. Bunu 3 yazıyorum. Karşı tarafa yazmayacağım mı hocam? Yaz ama ben ya yazayım tamam seni kıracağım. Bunun paydası 1. 6'da buluşturduğumuza göre bunu da 6 ile çarpacağım. Hani ben sana rasyonel sayılarda demiştim ki paydalar eşitse artık onları tek kesir çizgisinde yazabilirsin. 2 ile x'i çarpıyorum 2x. 3 ile x'i çarpıyorum. Arada da toplama işlemi olduğu için 3x. Bunları yaptık. 2 kere 3 6 eşittir. 6 kere 5 yukarıda 30. 6 kere 1 6. Bak paydaları eşitlemek zorunda değildim burada. Ama madem eşitledik artık şunu yapmak zorundasın. En azından işini kolaylaştırmak istiyorsan. Cırt sana 1 Cırt sana 1. Bakın paydalar eşitlik, eşitlendikten sonra sadeleşebiliyorlar. Direkt sadeleştirdim kurtuldum. Kurtulduğumda ne kaldı elimde? Gel onu da bir daha temize çekelim. Tamam yapacağım işlemi. 2x artı 3x eşittir 30 kaldı. Şurası belli 5x olarak geldi. Karşıda 30 var. Her tarafı 5'e bölüyorsun çatır çatır. Cırt sana cırt sana. X eşittir 30'u 5'e böldüm. Çat diye 6'yı buldum. 7. sayfa bitti. Buna devam edelim mi? Payda eşitleyelim değil mi biraz? Birkaç örneğim daha var. Hatta burada yine uyaracağımız çok önemli bir nokta var. Dikkat et. Şimdi aralarda hep toplama var. Araya çıkarma işlemi girdiğinde gıcıklık orada başlıyor. Sıkıntı orada başlıyor ama üstesinden gelmek üzere. Hadi bakalım beraber. Karşıda 6 var. Burada 2 var. Burada 3 var. Hocam payda eşitleyeceğiz. Eyvallah. Bak buna 3 yazdın. Şuna da yazdın 2. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım. Tek kesir çizgisini çektim mi? Çektim hocam. Kimle çarpıyorum 3'e? İşte yaz 3'ü. Yaz içindekileri. 2x artı 3. Yazdım. Daha garanti yoldur bu. Aradaki toplama işlemi önündeki çarpan 2. Toplama işlemi önündeki çarpan 2. Hocam toplamayı niye vurguluyorsun? Birazdan anlayacaksın. İlk kere 3, 6 burada yok. Bir sonraki sorularda var galiba. 5 bölü 6. Ne dedim az önce? Dedim ki varsa paydalar da sadeleştirme ya da paylar da yapalım, kurtulalım. Çünkü sadeleştirme hayat kurtarır. İşlem hatası riskini sıfıra indirir. Peki burada 6'yı 6'ya böldük. 1, 6'yı 6'ya böldük. Cırt cırt dedik gönderdik bunları. Soru tertemiz oldu. Artık sadece şu iki değer birbirine eşit. Bak üstlerini de çizelim. Şu iki değer birbirine eşit. Ama bunu da düzenlemem gerekiyor. Benim bunu da dağıtamam dağıtmam gerekiyor. 2 kere 3, 6 x 3 kere 3, 9. Artı 2 ile çarp gel bakayım sen ona bana. 6x yaptım yaptı. Eksi 2 yazdım mı yazdın. Karşıda ne var? 5 var. Bitti mi bitmedi. Keşke bitseydi be. Şunları topladık geldik. Ee, bu kadar mı denk gelmiş ha? Harbiden bu kadar denmemiş. Şurası 12x yaptı mı yaptı. Şurası ne yaptı? 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Eksi 7 eşittir 5. Aldım eksi 7'yi karşı attım. E bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 5 7 daha canavar gibi 12. Yapıştırdım 12 bölümünü şunlara. Cırt sana cırt sana. E karşı tarafta zaten 1 kalacaktır 12'yi 12'ye böldüğümüzde. Vurduk cevabı gönder gelsin hocam dedim. Hadi be geri gitti. Gönder gelsin hocam. Tüh bütün şey gitti ya oradaki ağırlığımız gitti. Şimdi şöyle bir soru var karşında. Ne yapacağım hocam? Payda eşitleyeceğiz mi? Eşitleyeceğiz ama ben görmen açısından yapacağım. Her iki tarafı eşitlemek zorunda değilim. Bir kere bunu bir kafalardan çıkaralım. Bazen her iki tarafa gerek olmaz. Bazen şunu yapmak yeterlidir. Ya arkadaş burada sabit sayı var. Ya, sen bir git ya. Bir git. Hocam x'i bu tarafa atma. Acele etme. Bir şey göstereceğim orada. Zaten göstermek istediğim mevzu. x bölü 6. Artı x bölü 3. Burası kabul, kabul galiba senin içinde. x eksi 9 olarak geçecek karşıya. Çıkarttığımda ne kalacak? Eksi 6 kalacak. Şimdi diyorum ki ben sana. Gel sadece buranın paydasını eşitleyelim. Bunu 1 ile çarparsın. Bu ifadeyi 2 ile çarparsın. Doğru mu? Hocam karşı. Ya bir dokunma bırak onu. Bir bırak acele etme. Tamam paydasına 1 yaz yapılır ama gerek yok. Onu da göstermek istiyorum. 1 ile x'i çarptım. x 2 ile x'i çarptım. Hocam fırça da atıyorsun arada çaktırmadan diye. Tamam tamam fazla da derine dalmadan. Oldu mu? Oldu. Şimdi şimdi yapacağım tek şey içler dışlar çarpımı. Bak Az önce payda eşitledik. İlk defa eşitlemeye gerek kalmadı. Tek seferde çıktık içerisinden. 2x de x'i toplayalım artık. 3x. 1 ile de çarpılınca bir şey değişmez. Karşıda da x, e, x e, 6 6. Hop burada bir işlem hatam olmuş. Hemen burayı düzeltiyorum güzel arkadaşım. x artı 2x'i toplayıp 1 ile çarptığımızda 3x. Evet burada bir sıkıntı yok zaten ama. Gel gelelim. 6 ile x'i çarptım. 6x hocam burada nasıl işlem hatası yaptın 6 ile 6'yı çarptım 36 ama eksi 36 ben 6 ile 6'yı çarpıp 6 yazmışım nasıl başardıysam onu şimdi diyorum ki x'ler bir tarafa toplansın 3x buradaydı e karşı tarafa 6x geldi eksi olarak geçti e burası hocam eksi 36 karşı. burayı yazdık burada ne kaldı eksi 3x kaldı karşısında ne var eksi 36 var bak güzel arkadaşım önce eksileri götürdüm Sonra her tarafı 3'e böldüm ki daha rahat işlem yapayım. Cırt sana cırt bunlar gitti. Sol tarafta sadece x kaldı. 36'yı da kenarda 3'e böldük müydü bu iş biter. 3 kere 1'i 3 çıkarttım 0. 6'yı indim aşağı 2 defa var. Allah'tan bölmeyi falan anlattık yani orada bir sıkıntı yaşamıyoruz. x eşittir 12 dedik vurduk cevabı. Geçiyorum sıradakine kaldığımız yerden de. Şimdi eksililer ne olacak hocam? Sen az önce eksiliğe vurgu yapmıştın. İşte orada eksililerde işlem hatası riski var. İşte onlara dikkat edeceğiz. Önce uyarısına bakalım beraber paydalar eşitlenirken önünde eksi olan kesirlere dikkat edilir. Kesrin önündeki eksi işareti kesrin paydasının payındaki tüm sayılara etkiler. Bütün sayılar bundan etkilenir. Nasıl etkilenecek? Şimdi karşımda böyle bir soru var. 4, eksi 3 falan filan. Paydaları eşitleyeceğiz. Bunu gördüm zaten diyorsun. 3 yazdın, 4 yazdın. Karşıya dokunma. Biliyorsun bu mevzumu artık. Hocam tek kesir çizgisinde mi yazalım yine? Bence de öyle yazalım. Hiç uzatmayalım mevzuyu. 3'te kimi çarpıyoruz? X eksi 2. Dur burada. Sakın diyeyim. Bak başka yere bakma. Sadece bana bakıyorsun. Gözler bende. Yapış gözlerime. Yapış yapış. Şimdi ekranı değiştireceğim. Orada bana bakacaksın. Bana bakıyorsun. Şimdi şurada tepeye bakıyorsun. soruya dur bakayım Soruya bakıyorsun. Bırak bana. Bana bakma artık. Şimdi şuraya bak. Eksi var mı? Var. 4 var mı? Var. Bak eksi mi yazıyorum? 4'ü yazıyorum. X eksi 6 mı yazıyorum? Burası çok önemliydi. Paydada 3 kere 4'ten 12'yi yazdım. Buraya kadar her şey tamamsa yola devam. İşler dışlar yapacağız. Süper. Ama ben bu adamı da içeri dağıtayım bir zahmet. Dikkat et. Eksi 4'ü dağıtacağım. Bunun altında da 1 var kabul ediyoruz tabii ki. 1 ile çarpıldığı için değer değişmeyecek. 3 ile x'i çarptım 3x. 2 ile x'i 6. Eksi 3'ü çarptım 6. Eksi 4 ile x'i çarptım. Eksi 4x kritik vaka. Eksi 4 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksiler birbirine götürdü. Artı oldu 4 kere 6, 24. Nereyi vurgulamak istediğimi artık anladığını düşünüyorum. Mevzu tamamdır. 3 xten 4 x çıktı ne kaldı? Eksi x kaldı. 24'ten 6 çıktı ne kaldı? 18 mi kalır? 2 orada... Dur ya çıkaramadım. <laughs> Bir dakika. 16 kalmaz mı hocam? 16 olsa 22 yapar. 18 kalır tabii ki. 18 kaldı. Eşittir karşıda kaç var? 12 var. Adam yüzde yüzde integral çözüyor. türev çözüyor. Gelmiş burada toplamayı yapamıyor dedi. Söylenti çıkmasın. Eksi x eşittir bunu bu tarafa attık. Eksi 6. Arada oluyor be. X eşittir 6 dedim. Vurdum cevabı anladım mı diye sordum sana. Anladık mı mevzuyu? Sıkıntı yok galiba değil mi? Gerçekten halloldu burası. Oldu. Güzel. Hallettik o zaman devam. Tamam. Hadi gelsin bakalım sıradaki. Şimdi Benzer tipte sorudan birkaç tane çözmekte fayda var. Geliştirecektir bizi diye düşünüyorum. 1 eksi x böyle biraz daha ters verdim. x eksi 2 bölü 2. 7 bölü 6. Hocam dedin ki 6'da eşitleniyorlar. 2 verdim 3 verdim. Hatta karşının paydası hazır. Hiç ellemedim bile. 2 ile kaçı çarpacağız? 1 eksi x'i çarpacağız. Eksi diyorum 3 diyorum. Bak nereye aldığımı lütfen dikkat et. Eksi 3'ü aldım. Açtım burayı. x 2 yaptım. Kesir çizgimi çektim. Payda da artık sabit bir değer var. 6 var. Karşıda da var. 7 bölü. 6 var. Dur dedim. Dur dedim. Heyecan yaptım. Çünkü sadeleştirmeyi kaçırırsan çok uğraşırız. Hani kalkıp da hocam ben işler dışlar. Ya, ya yap da 6 kere 7 42 üstüne bir de 6 ile çarp. Biter mi bu soru? Bitmez. 6'yı 6'ya böldüm. 1. 6'yı 6'ya böldüm. 1. Bak ne kadar kolay oldu. Soru ne kadar kolaylaştı şu an. Şimdi bunu da, da bir dağıt gel bakalım bir zahmet. 2 kere 1 2 Eksi 2x. Dikkat et. Eksi 3'ün tamamını çarpıyorsun. Eksi 3x. Eksi 3 ile eksi 2 eksileri çarptım. Artı oldu. 2 kere 3 6 oldu. Eşittir. 7. Güzel. Burası. Burası eksi 5. Aa, bir dakika bir dakika. Siyah kalemi almadık. Şurası nedir? Eksi 5 x. 2'yi aldım. 6'yı aldım. Burası ne yaptı? 8. Eşittir kaçtır? 7. Eyvallah. Aldım karşıya attım. Eksi 5 x. Eşittir Eksi 1. Doğru yaptık mı? 7'den 8. Doğru değil mi? Güzel. Eksiler birbirini 7. X eşittir. 1'i 5'e böldüm. 1 bölü 5. İlla tam sayı gelecek diye bir kural yok. Alıştım tabii tam sayı gelsin diye. Gerçi böyle de çıktım insan ulan acaba yanlış mı yaptık diye kafandan bir an geçiyor değil mi? Hiç panik yapma. İşlem hatası yoksa tabii bir problem yoktu. Bir göz atalım mı? 2 ile çarptım. Eksi 2x. 3 ile çarptım. Burada, burada işlem hatası yapmışsak yapmışızdır ama yapmadık galiba. Eksi 3x artı 6. Karşıda 7 var. Paydalar sadeleşti. Eksi 5x buradan 8 sekiz, buradan 8 aldım. Eksi 8 falan değil mi? Artı 8. Sekiz. 8'i aldım karşıya attım. Eksi olarak gitti. Ve sonuç bana 1 bölü 5 olarak geri döndü. Gönder gelsin dedim o halde. Yine eksili soru. Yine 6'da birleştirelim. Gel birleştirelim yapalım. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Kavratana kadar devam arkadaşım sana burayı. 3 çarpı 3x eksi 1. İstersen bu soruyu benden önce başta çöz bitir hemen. Bir görelim bakalım nasıl yapacaksın. Çek çizgini. Çektim. İlk kere 3, 6 çektim. Karşıda ne var? 6. İçler dışlar yapacağım ama önce ben bunu dağıtma taraftarıyım güzel arkadaşım. Tamam. Hatta istiyorsan bir yandan da içler dışlar yapalım. Kabul. Kabul hızlandıralım olayı. Bayda 1 zaten. Yapıştır geç biri. 3'te 3'ü çarptım. 9x. Eksi 3. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Artı 4. 6 kere 6, 36. bayağı da büyük değerler geldi. Şuranın cevabı nedir arkadaşım? Artı 1'dir. 9 tane x'ten 2 tanesi çıkınca ne kalır? 7 tane x kalır. Şuraya bir yazalım bak. Burası 7x. Artı 1'i karşıya attık ne kaldı? 36'dan 1 çıktı. 35 İzmir'e selam olsun. Memleketi yakalamışım bir sonra da Boş geçer miyim geçmeyeyim bari. Gerçi diğer sonra illere selam göndermeyin de de bozuluyorsun. Hepsine selam olsun buradan değil mi? 35 bölü 7'den 5 olsun. X'in cevabı 5'tir. Baş bir şey istemiyor ki bulduk cevabı. Bence artık bu mevzuları kavradık diye düşünüyorum. Böyle Biraz farklı soru çözelim mi? Öbür ders daha zorlarını çözeceğim. Zorlaştıracağım soru tiplerini ama bu ders daha değil. Yani farklı derken zor anlamında değil. Hani bu şekilde versem. Ne dersin? Nasıl yaparız bu soruyu? Bir bak ama dikkatle bak soruya. Bir şey diyeceğim sana. Bunların arasında çarpma var mı? Var. Biz şöyle bir çarpma işlemi yapsak ne yaparsın? 1 bölü 2 ile 3'ü çarpsak. Hocam ne var bunda? 3 bölü 2 yazarız dersin. Umarım dersin. Peki Eksisini şuraya koyayım. Aynı sorudakine benzesin. Eksi 1 bölü 3'te 2'yi çarpsak ne yaparsın? Dersin ki yani demeni beklediğim şey şu. Üstteki sayıları çarptım. Eksi 2 paydaya aynen yazdım 3. O zaman burada da aynısını yapacağız. Bak bunlar aslında rasyonel sayıdaki bilgilerimizin sonucu. Ben o bilgiyi yapıştıracağım. Kullanacağım burada. Diyorum ki x eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Cevabı bu. Eşittir. Eksi 1 ile neyi çarpacağız? x artı 1'i. E. Eksi 1 ile çarparak gel eksi x eksi 1. Bak eksi 1 ile x'i çarptım eksi x. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım eksi 1. Payda da kaç var? Bölü 3 var. Yap bana bir işler dışlar bakalım. Yapalım. 3 ile x'i çarptım 3x. 2'yi çarptım eksi 6. 2 ile eksi x'i çarptım eksi 2x. Dikkatle bak buradayım. Eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2. Eksi 2x'i alacağız. Bu tarafa atacağız. Eksi 6'yı alacağız. Bu tarafa atacağız. Hocam 3x zaten buradaydı. Eksi 2x yanına geldi. Artı 2x olarak geçti. Eksi 6 karşıya artı olarak geçti. 2 de zaten oradaydı. 3 2 tane yapar. E 5x yapar. 6 2 tane yapar. 8 yapar. X eşittir nedir? 8 bölü 5'tir. Vurdum cevabı. Ya dedim bu niye böyle kıl cevaplar geliyor? Ben bunları sanki böyle tam sayı çıksın diye uğraşmıştım biraz ama çok da uğraştığım gibi çıkmamış. Bir kontrol ediyorum işte hatası olabilir mi diye ama. E ee, güzel. Aha yakaladık. Sen yakaladın mı? Var hocam. Vallahi yakaladım bu sefer. İyi ki bak kontrol ettik ha. İyi ki kontrol ettik. Belki sen sorun yorumlarına indin. Hocam sen artı 2 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Cevap eksi 2 çıkar. Düzelttim. Tamam düzelttim. 3x buradaydı. Eksi 2x karşı artı 2x olarak geçti. He, çok da bir şey değişmemiş. <laughs> Eksi 6 karşı 6 geçti. Eksi 2 zaten oradaydı. Şurası yaptı 5x. Burası yaptı 6'dan 2 çıktı 4. X eşittir 4 bölü 5. Hocam ne yapsam düzelmiyor bu soru ya. Vallahi ne yapsak olmadı ya. Bırakalım böyle kalsın bari. Yapacak bir şey yok demek ki. Göndere gelsin bakalım. Günün son sorusu diye düşünüyorum. Evet göndergisine geçiyoruz. Göndergisinden önceki son düzlüktesin. Bitirelim bu soruyu gönderelim gitsin. Sonra sen al eline kitabı bu kitaptaki soruları bir çöz. Ya da elinde hangi bir temel kaynak varsa rasyonel denklemleri çöz. Bak adım adım ilerlemeye devam. Rasyonel denklemlerden oran orantıya geçeceğiz. Aradaki bağlantıyı kuracağız seninle. Hepsi planlı hepsi programlı. Sen rahat et diye. Matematik öğren diye be özünde. Peki burada ne yapacağım hocam? Ya baktın yapacak hiçbir şey yok. Ne işler dışlar ne... Payda eşitle kurtul ya. Hepsi alayı birbirinden farklıysa bak bunun paydası bir bunun paydası bir. Payda eşitle kurtul ya. Bu 4 mü? Nerede eşitlenir güzel arkadaşım? Dörtte eşitlenir. Bunu dörtle çarpalım. Bu üç mü? O zaman bunu 3 üçle çarpalım. Sırf payda eşitlemeye çalışıyorum. Solu ayrı, sağa ayrı. Birbirinden bağımsız. Daha kolay oluyor. Bunu hiç dokunmadık değil mi? Bunu birle çarptık. X artı bir. Bunu dörtle çarptık. Artı 4 X. Paydaya ne yazdım? Böyle yazdım. 4 kere birden dört. Yapıştır. Devam. Karşıya geçtim. Bunun üstte ne var? X var hocam. Yazdım X'i. Artı 3'ü kaçla çarpıyorum? 14 ile. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 1 3. Bir de elde 42. 3 payda. Güzel. Buraya kadar tamam ama benim şurada ufak bir işlem daha yapma hakkım varmış. 4 x ile bir tane x'i topladım. 5 x bölü 4 bu taraf. Karşı tarafta x artı 42 bölü 3. Maşallah diyorum. Sayılara bak diyorum. Bu kadar mı lezzetli sayılar gelir değil mi? Bir yapalım işler dışlar. 3 ile neyi çarpacağım? 5x artı 1'i çarpacağım. 4 ile neyi çarpacağım? x artı 42'yi çarpacağız. Biraz büyük sayılar gelecek. 3 kere 5 15x artı 3. 4 kere x 4x artı 4 kere 2 8. 4 kere 4 16 168. x'i çekmeye çalışacağım. Tek yapmak istediğim o. Bunu bu tarafa attığımda ne kalır arkadaşım? 11 tane x kalır mı? Kalır. 168 değil mi? 168'den 3'ü çıkarırsam ne kalır? 100 65 kalır ki artık 11 ile çarpma kuralı hey gidi hey be bu ilk defa kampa başladığımızda o çarpma bölme kurallarını anlatmaya başladığımda ben size 11 ile çarpma kuralını hatırlamıştım atlatmıştım kaç kişi hatırlıyor acaba çok merak ettim umarım burayı hatırlayabiliyorsundur kampın başından beri takip ettiysen cırt sana cırt sana dedim ki 1 ile 5 toplamı 6'yı veriyorsa demek ki bu sayı aslında 11 ile 15'in çarpımıdır. Bu videolarda zaten var açıklaması. X e eşittir kaçtır? 15'tir. Vurdum cevabı 15'e. Gönder. Gönder gitsin diyorum artık. Gönder gitsin videosu. Gönder gitsin sorusunu ayrıntılı olarak çöz. Bazıları inanmazsın. Yorumlara adam kesir çizgisi çekiyor. Nasıl çekiyor onu? Helal olsun ya. Vallahi böyle yazmış altlara. Başarmışlar yani onu. Onları yapanlara, doğru cevapları yazanlara hepsine benden birer kalp diyorum. Gönder gitsin sorunuz ellerinizden öper. E şimdi ne diyorum? Ödevler. 174-175. sayfayı hatırlatır ve o muhteşem ana. Baksana son düzlüğe doğru emin adımlarla giriyoruz. Rasyonel denklemlerin çözümleri 1. 22. adımda olayı bitirdik. Bu adımda bitirdik güzel arkadaşım. Şimdi şimdi sırada sıradaki yani rasyonel denklemlerde ikinci dersimiz var. Farklı soruları orada çözeceğiz. Burada mantığı anladıysan hemen şimdi git 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 pekiştir. Pekiştir bu konuyu. Hemen soru çöz. Ödevlerini yap. Farklı kaynaklardan tara şöyle bir rasyonel denklemlerin temel sorularını çözdükten sonra ikinci derse hazırsın. Orada sert sorularda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşça kal.